Burada Reşat Enis Aygen'in eserlerini öğreneceğiz. Reşat Enis Aygen aklımıza nereden gelecek? Gördüğümüz gibi ayın geni bozulmuştur. Buradan gelecek. Gördüğümüz gibi ne olmuş? Ayın geni bozulmuştur. Afrodit buhranında bir kadını görüyoruz. Ne yapmaktadır? Ağlama duvarının önünde toprak koklamaktadır. Toprak kokusunu almaktadır. Afrodit buhranında bir kadın gördüğümüz gibi ağlama duvarının önünde toprak kokusunu koklamaktadır. Çünkü artık ayın geni bozulduğu için dünyayı da etkilemiş ve dünyada doğru dürüst toprak kalmamıştır. Bunun sebebini araştırırlar. Bir bakarlar ki bir tane adam vardır. Adam kılıcını gonga vurduğu sırada ayın geni bozulur. Ay bundan çok fazla etkilenir. Ve dünyadaki bütün topraklar yavaş yavaş yok olmaya başlanır. Başlar. Burada despot bir adamımız vardır. Bu adamı yakalamaya çalışır. Kanun namına dur der. Kanun namına dur. Neden kılıcını sürtüyorsun der. Görmüyor musun senin yüzünden ayın geni bozuldu der. O da der ki bana gece konuştu. Gece konuştu der. Gece konuştuğu için bunu yapıyorum der. Despot adamımız der ki kanun namına görmüyor musun der. Burada senin yüzünden sarı itler bile ekmek kavgasına tutuldu. Ekmek kavgasına tutuldu. Geç git şu yol geçen anından defol git buradan der. Adam der ki hayır kılıcımı sürteceğim der. Despot olan adamımız kanun namına dur der ve bu adamı tutuklar ve ayın geni düzenir. Toprak eski haline gelir. Burada Reşat Enis Aygen'in eserleri, Afrodit buhranında bir kadın, toprak kokusu, ağlama duvarı, gece konuştu, gong vurdu, kılıcımı sürüyorum, sarı it, ekmek kavgamız, despot, yol geçen hanı, kanun namına Reşat Enis Aygen'in eserleridir.